Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Dün hatırlarsınız AK Parti Grup Başkan Vekili önce açıklamıştı. Onlardan iki ayrı AK Parti Milletvekili asgari ücrete özellikle Haziran ayında Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla 850 TL'lik bir zam yapılacağını, asgari ücretlerin enflasyona ezdirilmeyeceğini açıklamışlardı. Özellikle AK Parti Grup Başkan Vekili açıklamaları da önemliydi. Şimdi de az önce de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı arkadaşlar. Detaylara gelin birlikte bakalım. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücreti yeni zam konusuna ilişkin asgari ücretin eğer meclis gündemine getirip değiştirilmezse aralıkta belirlenir ve olağanüstü şartlar oluşursa bu şartlara bakılarak değerlendirilir açıklaması yaptı. Normal koşullarda yılda bir kez aralık ayında ücrete zam yapılır ve çalışanlar zamlı maaşlarını yeni yılda almaya başlarlar. Geçtiğimiz yıl başında ise asgari ücreti yüksek bir oranda yani %50 zam yapılmış ve 2825 lira olan asgari ücret 4253 liraya çıkartılmıştı. Aynı zamanda asgari ücretten gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı 5000 TL'ye kadar olan kısmından. Vatandaşlar bu zamla birlikte bir nebze de olsa rahatlamışken asgari ücrette tekrar bir zam yapılması gündeme getirildi. Hatırlarsınız dün video yapmıştık. 3 ayrı AK Parti milletvekilinin ki bir tanesi AK Parti grup başkan vekiliydi. Yani AK Parti'nin sözcü, sözcüsüydü aslında. Ve asgari ücrete zam yapılacağını özellikle Temmuz ayında Haziran ayında Başkan Erdoğan'ın bunu duyuracağını açıklamışlardı. Hatırlarsınız dün arkadaşlar kanalda videosu var. Enflasyonun artmasıyla birlikte asgari ücretin yıl ortasının artması beklentisine ilişkin asgari ücret yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği tartışmalarına ise Çalışma Bakanı Vedat Bekir konuyla ilgili açıklamalarda bulundu arkadaşlar. Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretin yeniden gözden geçirileceğini yönündeki söylemlere karşın aynı şu şekilde açıklama yaptı. Yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Asgari ücretin eğer meclis gündemine getirilip değiştirilmezse Aralık'ta belirlenir. Tabi olağanüstü şartlar oluşursa bu şartlara bakarak değerlendirilebilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yani yeni asgari ücretin yasal belirleme tarihi Aralık ayıdır şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz. Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı %50'nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması da çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, agi kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım açıklaması yaptı arkadaşlar. Evet. Bakanın açıklaması aynı bu şekilde. Bakan kapıyı kapatmamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten bu işler biliyorsunuz bakan falan dinlemiyor. Direkt, direkt başkan Erdoğan ne diyorsa o oluyor yani arkadaşlar. Yani çok da bakan şunu dedi bunu dedi. Önemli değil aslında. Dediğim gibi bütün top başkan Erdoğan'da o tamam. Asgari ücrete 850 TL ya da işte şu X şu kadar tutar zam yapalım dediği anda iş bitiyor zaten arkadaşlar. Dün AK Parti Grup Başkan Vekili ve iki ayrı AK Parti Milletvekili açıklamalarında biz asgari ücrete ve emeklilere bu Haziran ayında ya da Temmuz ayında zam yapılacağını algıladık arkadaşlar. Çalışma Bakanı da kapıyı kapatmadı gördüğünüz gibi. Asgari ücrete şartlar içinde bakmak lazım dedi. Yani demek istiyor ki bir kanun teklifi gelirse herhalde biz de bunu onaylarız diyor arkadaşlar. Evet AK, AK Parti yönünde asgari ücrette durum bu şekilde arkadaşlar. Güzel haber, olumlu haber. Muhtemelen seçimde yaklaştığı için bunun bir e, önemli nedeni de seçim bana göre şahsi fikrimdir. Katılırsınız, katılmazsınız. Çünkü önümüzdeki Temmuz ayında seçime sadece 11 ay kalıyor arkadaşlar. Hatta 11 ayda değil 10 ay falan kalıyor. Önümüzdeki yılın Haziran ayında, Haziran ortalarında seçim var arkadaşlar. Yani eğer Temmuz ayında zam yapılırsa otomatikman onay falan kalmış oluyor seçime. Bilginiz olsun. Seçim yaklaştıkça müjdeler vermeye devam ederiz sizlere öyle görünüyor. Sözleşmeliye kadro, taşeron işçilere kadro, 12 ay maaş problemini düzeltilmesi, 696'lı arkadaşlara tayin hakkı verilmesi, zorunlu emekliliğin kaldırılması gibi müjdeler size yavaş yavaş veririz. Hatta EYT konusunda da muhtemelen 50 yaşlara indirilecek 58, 60 ve 65 yaş olan yaş sınırları ya da bir seferlik herkes emekli edilecek. O tarz bir şey de yapılacak bilginiz olsun. Hepsini videolaştırmaya gelişme oldukça devam edeceğiz arkadaşlar. Hayırlısı olsun kalın sağlıcakla.